Bak gönüldaş, biz Allah'ın rızasına talip olmuşuz. Allah rızasını elde etmek için insanlara kafalarımıza ayaklarıyla basacakları kadar katlanmamız icap edecekse katlanalım. Ne olacak? Tabii dinimizden mülhem ve bakiye onur ve haysiyetimizi yok etmek isteyeceklerin başlarını pırasa sapı gibi bükercesine ıslah edebilici cesaret ve vakarımız da her zaman bizde olacak. Bir insan İslam davasına kazandırılacaksa ona katlanmakta sabır dibine kadar olmalı. Katlanmak tavrımız çelik, halis niyetimiz ipek ve biz ipeğe sarılı çelik vasfımızla iyiliği emretmek, kötülükten men etmek ameliyesinde müdahaneden halas ve icap ettiğinde mudarayla mücehhez ömür tüketeceğiz. Müdahane eden kaydesizler tükenene ve hatta mudara ettiklerimiz gönüldaşımız olana kadar. Olmuyorsa da diyeceğiz ki biz son raddeye kadar elimizden geleni yaptık. Ona buna değil, kendi kendimize bunu diyebileceğiz. Yoksa biliyorsunuz bize düşmanlık kastıyla karşımıza dikilmişlerden çok gönüldaş hasadı devşirdik. Ahiretlik dostlar edindik, kazandık. Ama az da olsa bizden nefsi, dünyevi hasat elde etmek için yanaşanlar da oldu ve biz onlara da sonuna kadar tahammül gösterdik. Öf bile demedik. Öf diyenler süfli emelleri baskın çıkınca bu gibiler oldu. Kemerini her şeye çözmek üzere gönlümüzden bağlarını çözüp yol aldılar. Mesele gönlümüzden bağ çözenin ulvi bir şeyle bağ kurup kurmadığında. Öyle olunca kendi kendimizi sorgulayalım. Yani ama şükür az olduğunu kaydettiğim bu örnekler içinde de bizden uzaklaşınca Allah'a yaklaştığına dair emare gösteren kimse olmadı. Hani gene de tamamı demeyelim, tamamına yakını diyelim. Gönlümüzden, gönüldaşlığımızdan çıkınca yoldan da çıktılar. Mudara ettik, tohum attık, suladık, uğraştık ama olmadı. Kendi nefsimize de pay çıkarma, kendi nefsimizi de paylama kısmını es geçmiyoruz ama gönlümüzü de kimseden esirgemedik. Bunu herkes biliyor. Tanıyan herkes buna şahittir. Kimseden bir bardak su bile istemedik. Hal böyleyken ben bütün tanıdıklarıma su, çay taşımaya, işlerini görmeye razıyım. Yeter ki Allah davasına doğru bir istikamet kazansınlar. Bu istikamet kazanışlarla da bizi de istikamete soksunlar. Eğer istikametteysek ayaklarımızı daha da sabitlesinler. Olmuyorsa da yapacak bir şey yok yani. İmam Şafii Hazretleri'nin şöyle bir deyişi var. Mudara ederek geçindiğin kimse senin dostun değildir. Yani biz de diyoruz ki arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, gönüldaş olmak istediklerimiz, gönüldaşımız olsunlar diye icabında 10 yıl da olsa bu uğurda kendileri için çaba gösterdiklerimiz. Mudara ettiklerimize kadar bu durum böyle. Yani biz en şerli adamda bile icabında İslam davasının faydasına evrilebilecek bir şey var mı? Ona bakmalıyız. Şimdilik beni kesen dişleri, tırnakları acaba bir gün küfrün avurduğuna saplanma meyli ve kabiliyeti kazanır mı? Bu devir böyle ince hesaplar istiyor tabii ve bu devirde böylesi ince hesaplama işi de müşterek bir muhasebe işi halinde gönüldaşlığın ne idüğünü bilenler ile yapılır. Bu sebeple ağızlarda sakız edilen zarfı bir yana mazrufuyla gönüldaşlık paha biçilebilecek bir şey değildir. Bir gönüldaş için yek bir diğer gönüldaş dünyalık pahaya gelmeyecek kadar kıymetlidir. Tabii hakikatine erildiğinde, hakikatine ermek yolunda tahkim olunuşumuz da mücadele süreci içinde tahakkuk edecek. Zorlukların inliğinden geçeceğiz ve biz iman kabına gönüldaş vasfıyla birlikte damlayacağız. Gönüldaş damlalarının iman kabından taşacak kadar kucaklaştıkları bir hengamda da İslam'ın inkılabının barajına doğru kıvrılan nehirlerimiz akmaya başlayacak. Evet, İslam'a aykırmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek için yaşıyoruz. Yaşamalıyız yani. Yaşanmaya değer hayatın yürütücü motivasyonu bu ameliyedir. Ve bu ameliyenin amillik makamında teşahhus eden mübarek şahsiyetin üzerinde de gönüldaş yazılıdır. Bütün gönüldaşlarımı bulundukları iman kabında titreten, oradan taşırtıp nehirleştirecek ve İslam inkılabının barajına doğru kıvrım kıvrım istikametlendirecek aşkın
ve ihlasın yakıcı bahçesiyle selamlıyorum. Aynı gönlün etrafında farklı kalıplarla fert fert toplaşan ve kemiyetin değil, keyfiyetin belirttiği manada birleşen gönüldaşlar. Allah'ın rahmeti ve selamı üzerinize olsun.